bu pasta Türkiye'ye gelecekse bunun bir tane adresi var. Bir tane adresi var. Çünkü Galatasaray hep enlerin, ilklerin takımı olmuştur. Öyle değil mi? Onun için inşallah bu manadaki çabalarımız zaten hedef koyduğumuz yani Şampiyonlar Ligi kupası dışında UEFA kupasını getirdik. Süper kupayı da getirdik. Hedefimiz şimdi Şampiyonlar Kupası'nı, Şampiyonlar Ligi kupasını getirmek. Bütün bu yaptığımız faaliyetler, altyapıydı, finansal yapının düzeltilmesi, sürdürülebilir sportif başarı, bütün bunların hedefinde zaten o var, en üst seviyeye getirmek. Tekrar diyorum, Şampiyonlar Ligi kupası eğer bir gün Türkiye'ye gelecekse, geleceğin bir tane adres var. Hani sanmaya değil, başka bir şey. Ne diyeyim ben de bilmiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, Cristiano Ronaldo bugüne kadar gelmiş geçmiş birkaç tane en önemli futbolcunun birisi. Gerçekten bir dünya yıldızı, süper bir futbolcu. Tamam. Şimdi burada buna cevap verirken de çok dikkatli olmamız lazım. Bir defa işin gerçeği hangi kulüp başkanı, hangi kulüp yönetimi veyahut da hangi kulüp antrenörü Ronaldo gibi bir futbolcuyu kadrosunda görmek istemez. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Fakat demin ifade etmeye çalıştım. Kulüplerin, özellikle Türkiye'deki yerleşik kulüplerin finansal yapıları itibariyle baktığımız zaman Cristiano Ronaldo gibi futbolcuların maliyetlerinin öyle bir seviyesi var ki bunları mevcut kulüpler, Türkiye'de mevcut kulüplerin karşılaması mümkün değil. Dolayısıyla bu soruya verilecek cevap da şöyle bir cevap da yanlış bir cevap. Ben Cristiano Ronaldo'yu istemiyorum demek de son derece yanlış. Neden yanlış? Cristiano Ronaldo bir dünya yıldızı. Herkes bunu ister. Bunu istemiyorum gibi böyle net bir cevap vermek de bu sefer Cristiano Ronaldo'yu yaralar. Onun çerçevesini yaralar. Çünkü Ronaldo istenmeyecek bir futbolcu değil. O itibarla Galatasaray Spor Kulübü olarak. Evet. Şurasını çok önemsiyorum. Cristiano Ronaldo'yu gerek basın, gerek spor alemi Galatasaray'la eşleştirdim. Yani şimdi demek ki böyle büyük bir yıldızın gideceği tek kulüp Türkiye'de Galatasaray. Bugünkü mevcut durumumuza göre bu seviyede büyük bir transferi yapma durumunda değiliz. Ama inşallah biz yapacağımız projelerle Galatasaray'ı daha üst seviyelere taşımak için vereceğimiz emekle o günlere de kısa bir sürede ulaşırız diyorum. Çünkü biz özellikle demin anla yaptığımız projelerle Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını planlıyoruz. Yani çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız Galatasaray'ı planlıyoruz. İnşallah bizden sonra gelen yönetimler de bu projelere destek verip bu projeler gibi projeler üretmek suretiyle önümüzdeki dönemde futbol dünyasında bir üst seviyede Ronaldo gibi transferlerin yapılmasını mümkün kılacak bir seviyede kulübü getiririz. Artık bütün dünya tek yumak haline, FIFA'nın altında toplamış tek yumak haline gelmiş. Onun için diyorum ki böyle sınırlamalar olmaması lazım. Sen ülke olarak İngiltere'nin yaptığı gibi belli kıstaslar koyabilirsin. Gelen futbolcunun kalitesi, becerisi çerçevesinde bazı kıstaslar koyabilirsin. Ama sınır getirme. İki yönden düşünüyorum. Bir, biz Avrupa'da mücadele ediyoruz.
kulüpler olarak, kulüpler bazında Avrupa'da mücadele ederken ya benim şartlarımı rakibimin şartlarının altına getirme, ben dünya futbol havuzundan da oyuncu alayım. Onu yapamazsın, bu sayı, şu sayı falan dediğin zaman, buna sınır getirdiğin zaman bu bence kabul edilebilir değil. Müzik değişimini ve gelişimini takdir ediyorum. Özellikle mobil uygulamamız ve orada olan üyelik. Icardi, dünya yıldızı bir futbolcu ve performansının üst seviyesine kadar geldi son maçta Galatasaray'ın. Bizim için çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Dolayısıyla Ekin bundan sonraki bölümde de damgasını vuracak. Sakatlığı vardı. Çok iyi çalışmalara başladı şimdi. Çok kısa süre sonra takımdaki yerini alacak. Bonservisi konusunda? Tabii Icardi bir yıldız futbolcu. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisiyle ilgili yaptığı çalışmalar var ama Galatasaray'ın aynı zamanda biz bütçesini de düşünmek zorundayız. Finansal yapısında muazzam bir iyileştirme yolunda büyük adımlar atıyoruz. Bunları yaparken o konuyla dikkate alarak sezon sonuna daha çok var. Bugünden bir şey ifade etmek bence son derece yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündemimize gelir. O günkü duruma bakılır. Teknik ekibin bize vereceği raporlar çok önemli. Bahsettiğim o günkü finansal yapımız önemli. Bunların çerçevesinde karar veririz.